Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bugün sadece abur cubur yiyecektik ve başlıyoruz şimdi, tamam mı? Saat şu an tam 15'i 5 geçiyor ve ancak yeni yeni böyle kendime geldim. Banyomu yapmıştım zaten ama baya bir kendime gelmem lazım çünkü baya uyuduk bugün. Dün saat 10'da yatmıştık. Neyse, videoya gelelim. Size en sevdiklerimi çıkardım. Hemen size toplam, yani hesapladık da 15.000 kaloriyi geçiyor bu şu an göstereceğim masadaki eşyalar, eğer hepsini yersem. Bakalım. Bakın arkadaşlar, şu şekil. Pringles 2 çeşit. Latte Macchiato'nun içecekleri 2 adet, Coca-Cola, cips 3 çeşit. Ayrıca burada var böyle, hepsi jelatinsiz arkadaşlar. Ayrıca bunlar var. Aslında bu Burcu'nundu da, Burcu şu an yok, onu annesiyle yolladım. Ömer'i de annesiyle yolladım. Ve şu an bugün akşama kadar taş yiyeceğiz. Taş taş. Mars, Rita'nın en sevdiğim bu. Ayrıca çikolata, 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 çikolata. Eğer bunların hepsini yersem bugün arkadaşlar, eğer bugün bunların hepsini yersem arkadaşlar, tamı tamına 15.000 kaloriyi geçkin bir şekilde yemek yemiş olacağım. Bakalım hayırlısı. İnşallah hastanelik bir durumum olmaz. Çünkü eğer olursa sıçtık. Hele korona çünkü. O yüzden bugün hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Televizyon açık, Netflix ve akşama kadar abur cubur. Hatta sabaha kadar. Ölüyor mu sanki? Ha valla. Şimdi 300 gram şunları bir bitirdik. Ayrıyetten 2 tane Kinder Pinguin yedik. Hatta daha fazla ya, 5 tane falan yemişiz. Kolayı da yarıladık, çipsi de yarıladık ama yavaş yavaş midem bulanıyor arkadaşlar. Normal günde aslında başarırdım da bugün işte böyle bir tuhaftan dolayı, karantinadan dolayı yapamıyoruz arkadaşlar. Lakin işte bugün baya baya yedik vallahi bak, ama daha gün bitmedi, saat daha 5'e 20 var burada, hatta 5'e 25 var. Ne yesem diye ona bakıyorum şu an. Eğer 24 saatte 15.000 kaloriyi yersem, ki yemeyeceğim büyük bir ihtimal, ama yiyebildiğim kadarını yersem helal olsun. Bunları yerken ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki oğlum sen sabahtan beri aynı yerde oturuyorsun. Kuruluş Osman'a bakmamıştım ve şu an tam tamına 17 bölüm olmuş ve ilk bölümüne baktım şimdi. İkinci bölümüne geçiyorum. Daha burada 1, 2, 3, 4, 5 çeşit cips var. Ve çikolatalar var hatta hesap olmayan. Şimdiden bana geçmiş olsun. Diyeceksiniz ki niye ara ara kamerayı kapatıyorsun? 4K çekim yapıyoruz arkadaşlar ve aşırı şekilde bu 4K'da hafıza ve şarjını yiyor. Şu anda gidip gelip şarj aletini takmak falan istemiyorum çünkü o zaman hele kablo falan bulur oluyor. O da benim hiç hoşuma gitmiyor. Kabloları fazla sevmiyorum. O yüzden genellikle her şey wireless bizim evde. O yüzden böyle idare edelim. Zaten 24 saat boyunca yemek yiyeceğim anlamına gelmiyor bu videonun manası. O yüzden her yemek yemeye başladığımda biraz biraz sizleri yanıma alıp göstereceğim neler yiyoruz, neleri bitiriyorum. Burcu zaten şu an evde değil. O yüzden rahat rahat oturup yemeğimizi, hatta yemek de değil, cips falan işte, gırıntı, abur cubur. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu Pringles ketçabı bitirelim bu bölüm bitene kadar. 2 saat, 2 saatim var. Ondan sonra da devam ederiz. Şu kolaları bir buzdolabına koyayım da burası bayağı sıcak bugün. Bugün şu an 23 derece. Evde rahat bir şekilde geçiririm ama başım bayağı ağrıyor. Sizin de başınız ağrıyor mu bugünlerde arkadaşlar? Almanya'dan izleyen arkadaşlar, yani Instagram'da takip ettim de çoğu kişi
nin başı ağrıyormuş çünkü Almanya'ya 5G net yani 5G geliyormuş arkadaşlar. Yani LTE'den biraz 4G'den daha hızlı olacak. Ama işte bakalım ne zamana denkleşir. Büyük bir ihtimal 19 Nisan'da haberleri alırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın şimdilik. Biraz sonra devam tekrar görüşmek üzere. Tamam mı? Evet arkadaşlar, bunlara geçmek istiyorum aslında. Lakin bunlar böyle içi zava diyorlar böyle. Eğer bunu şimdi yersem bütün günüm zehir olur. O yüzden yavaş yavaş bir çikolataya geçeyim. Şunu da bir türlü bitiremedim. Burcu da bir yapacağım dedim aslında ama Burcu da maalesef diyete değil de yediklerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Çünkü hamilelikten sonra daha tam olarak istediği gibi memnun değil haliyle. O yüzden kendisi bilir, ben yapmayacağım dedim şimdilik. Evet, gelelim bunlara milk molik. Arkadaşlar bunlarda 100 gramın içinde 581 gram kalori varmış ama bu kaç gram? Bu 210 gram yani 1162 gram kalori. Oğlum ben anlamıyorum ha, millet challenge falan yapıyor bunlarla birlikte. Adamlar nasıl yiyor lan? Tek başına ben vallahi pek ümit etmiyorum. Benim bir kankim var Samet diye. Eğer onunla burada olsaydık bitirirdik. Hem de şimdi. Lakin nerede bilmiyorum. Dur bağlayayım. Bakın. Normalde kendi kardeşlerime sadece kardeş yazarım ama buna da kardeş yazmışım. Ne yapıyorsun Samo kardeş? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi destek geldi. Bugün ve yarın son. Resmen tadını çıkarmam lazım. Burcu Hanım diyete girecek ve aslında diyete girmeden önce ona çok güzel bir fırsat sunmuyor muyum arkadaşlar? 15 bin kalori yatıyor şu an masanın üstünde. Hayatta yemem o kadar. Yeriz ya. Hayatta yemem. Bak şimdi. Bunu yedik değil mi? Hı. Evet arkadaşlar. Ah. Şimdi gelelim Giotto'ya. Giotto. Bir şişe kolamız bitti dediğim gibi. Şimdi de bunlara geçiyoruz. Ömer Bey yediğimde orada tepiniyor. Daha bakın. Ferrero var. Koşe. Ayrıyeten Ferrero küsken beyaz çikolatalı. Ayrıyeten Ferrero'nun normali. Gördüğünüz gibi. Bu bitti. Şu an Ömer Asaf'ın tipini görseniz var ya gülersiniz çünkü güneş geliyor gözüne ve güneşi hiç sevmiyor sanki. Yüzüne geldiği zaman güneş çıldırıyor, fıttırıyor, kafa yiyor. Değil mi oğlum? Değil mi lan? Değil mi lan? Bunlar daha bitmedi ya. Yüz bitmiyor arkadaşlar. Neyse şimdi Milka'ya geçelim. Sabahtan beri bir şeyler yiyorum var ya, kusacağım. Bunu yemeyeceğim arkadaşlar. Bunun hiç tadı yok. Almayın ha. Neymiş? Hazırmış krimi.
başlamıştım zaten. Bunlara başlamıştım zaten arkadaşlar. Çok aşağı oğlum. Bunun yarımını dairenin kuruluşu, pardon, kuruluş Osman'a bakarken yemiştim. Şimdi devamını yiyorum arkadaşlar. Biraz da kola koyayım. Şu an cidden 4 saattir yemek yiyorum ha. Vallahi 4 saat. Arkadaşlar hala yemeğe devam. Burcu da hani lazanyayı götürürken ben mideyi dinlendirdim. Midem bayağı allak bullak oldu artık. Ama şimdi sıra şunlara geldi. Bunlar böyle. Bunlar bu şekilde. Ufak ufak. Cipse doğru geçeceğim. Burcu içeriye geçti, çay demliyor. Bakalım nasıl geçecek ama şu an eğer başarırsam 24 saatte 15.000 kalori yemeye helal olsun. Vallahi helal olsun. Neyse arkadaşlar böyle yavaş yavaş biraz biraz göstereceğim. Ondan sonra yarın saat 3'te en son ne kadar yediysem hepsini size gösterip neleri yemediğimi onu da göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğiz zaten. Ama bu video 24 saatlik bir karantina günlüğü gibi olduğunu düşünün. Tabi bunun içinde yatmak da olacak. Yattıktan sonra bir şey yemeyeceğim için. Bakacağız. Artık yarın kalktığımda devam yerim. Ama inşallah bu 24 saat içinde her şeyi yemiş olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an var ya, yani açıkçası kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bayağı iyiyim. Burcu da zaten yandan yandan gülüyor. Bana diyor ki sağlıklı hiç değil senin yaptığın. Ama hala saat 3'e kadar zamanım var. Yani daha kaç saat var? 4, 16 saatim daha var arkadaşlar. Bakalım ne kadar yiyebileceğim. Yemediğimde artık yapacak bir şey yok yani. Ben daha ne yapayım ki? Anca bu kadar. Bakın daha masada neler var. Pringles yarıya kaldı. Ayrıca bir tane full Pringles var. Doritos var. Bu chipsen de aynı bir tane yedim de bunu yemeyeceğim arkadaşlar. Doritos'u yiyeceğim. Ayrıca bu Ferrero'ları götüreceğiz. Ve bu gördüklerinizi. Yani durum bu şekil arkadaşlar. Bakalım. Artık ya hastanelik olurum ya da tuvalette kusarken Burcu çeker size gösteririm. Yani hiç ben çekemem öyle konularda. Şimdi çayı da demledik. Netflix'i de açtık. Artık Netflix izlerken yine götürürüz bir şeyler. Değil mi aşkım? Arkadaşlar saat şu an Almanya'da 12.30 ve ya benim şekerim çıktı ya da tansiyonum düştü. Aşırı şekilde saçma bir şekilde yemek yedim. Hatta yemek de yemedim yani. Sadece abur cubur yedim sabahtan beri. Yok Ferrero küsçen, yok daha önce gösterdiğim şu cips bitti zaten. Ayrıca bir demlik çay. Ondan sonra Pringles. Oradaki Pringles'i de açtım. Waffle açtım. Onu yedim. Bunu komple bitirdim zaten. Orada beyazları var, Mars var. Rita'yı da bitirdim arkadaşlar. Ama büyük bir ihtimal eğer bunu izledikten sonra devamı gelmiyorsa şu an bilin ki bitirdim. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, bizleri desteklemeyi, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Koronadan sonra inşallah 20 Nisan'da itibaren yeni lensim gelecek. Onu da birlikte açarız artık. Ve ben şimdi yatıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ve böyle bir saçmalık yapmayın. Görüşürüz arkadaşlar.